Dur. Devam. Lan gerizekalılar aynı yerde oturuyorsunuz. Ne aynı farklı konseptler. Ama farklı makara. Gerizekalılar ikiniz oradan kalkmayı düşünüyor musunuz? Götünüz bağlandı oraya amına koyayım. Kök saldınız diyenler. Evet doğru. Doğru. Evet doğru. Arkadaşlar yeni serimizin adı Balon. Patlıyor böyle balonlar. Boom. Bang bang bang. Birkaç yeni... Patlat balonları. Pat 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 de. Pa pa pa. Bu var ya, bunu yapmıştınız. Evet arkadaşlar, arıyorduk arıyorduk sosyal medyada yeni bir seri. Artık kişi analizi yaptığımız Müfettiş Gadget, Sherlock Holmes. Bunlar Dr. Watson. Siktirin gidin evinize. Görüşürüz abi. Sherlock Holmes ne Oğlum ne zaman sinirlen. çıkacak yeni sezon. Yanımda Ekürim. Muti ben. Buradayım çünkü. Ya şimdi Muti deme. Kısaltma Muti olunca heyecanın yanındaki Muti. Memre Yıldız mı diyeyim? Evet. Tamam. Ben Memre Yıldız. Yanımdaki çocuk genelde libidolu işlerde varım. Aynen öyle. Söylüyoruz, bu serimizin adı Balon arkadaşlar. Çevremizde delirdiler, duyduğumuz delirdiler bütün yine. Balonlar burada kritize edilecek. Pat diye patlıyor. Hala bakıyoruz kimler var. Danla Bilic balonu. Daniela. Ya tırnak makasıyla öyle bir balon patlıyor. Yandan kesmeye çalışıyorum. Danla Bilic. Nerede Danla? Yeni videoları yok. Yok. Talep Patla. görmüyor. Mis gibi. Pat. Yok. Orada var. Bakıyorum. Bakıyorum mesela dünyanın en büyük balonu. BG. Self. Boom. Patlar. Gitti. Bu konsepte herkes Gitti, pat. patır diyecek. Ufak bir balon var. Ah bu ufak balon kim? Ufak balon. Minik. Mustafa'ymışsın. Minimal balon. Daha yük daha şişmedi. Şu an silikon balon, silikon. C küpü bir silikonsun C sen. küpü mü? Evet. Sen anlıyor musun bu işten? Anlarız. Silikon business'ta varsın. Mustafa balonu. Hayır bu biraz daha büyüsün. Onu Bu kenara biraz al. daha büyüsün ha. Patlamaz. Bu biraz daha bu biraz daha büyüsün. Minimal bir balon. Büyüyecek daha. Bu sosyal Evet. medyada daha çok büyüyecek. Tohumlar. Gerçekten patlamıyor bu arada. Aga patlatamazlar bu çocuğu, Aynen anladın öyle. mı? Çünkü gerçek sosyal medya Aynen çere. öyle. Balon bölümümüzün ilk konuğu. Nerede? İsmi çok canılan, çokça karşılanan. Belli, çok korkuyorum. Tutamıyorum artık. Herkesi saklıyor. Tutamıyorum artık. Gördüğü herkesi sikmek istiyor bu insan. Libido. Böyle açıklayınca Muti sandınız ama değil. Hayır, değil ya. Daha büyük. Daha büyük. Daha büyük arkadaşlar. Can Yaman. Can Yaman. Bugün patlayacak balonumuz Can Yaman. Tek de patlatırsın. Tek de patlatmayacağım. Bölüm sonu patlat. Ya ne düşünüyorsun Can Yaman hakkında? Ben biraz bunları sormak yani, istiyorum hocam. Hocam şaşırtıcı bir şekilde Twitter timeline'ından hiç düşmüyor. Hep düşüyor ve herkes ondan espriler falan. Ben artık görmekten çok sıkıldım. Evet, nasıl engelleyebilirim bu durumu bilmiyorum. Bu sosyal sorumluluk projesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz balonların balon hareketlerini size göstereceğiz. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar. Arman 3 TL gönderdi bu arada. Kemal yaklaşık 1,5 saat önce sen PC'yi resetlemeden önce 2 tane önemli donate atmıştım. Okumadın, kaçırdın galiba. Enes'cim bir bakar mısın? Bir bakar mısın Enes'cim? Arman'ın. Arman YVZ diye. Önemli olduğu için böldüm. Pardon. Türkiye'nin en büyük libidolu iki erkeğinin. Doğru. Yanında. Can Yaman olmamalı. Can Yaman olmamalı. Can Yaman olmamalı çünkü tuttuğumuz köşeler aynı. Tuttuğumuz köşeler aynı. Çünkü ikimiz de erkenci kuşlarız arkadaşlar. Erken sıkıntılarımız. Erkenci kuş kotası gerçekten max 2 olmalı. Türkiye'nin gördüğü en iyi iki erkenci kuş versus Türkiye'nin gördüğü en büyük balon kuş. Aynen öyle. Bakalım neler olacak. Bu arkadaş Can Yaman fiziksel özellik olarak benim gözümde Hugh Jackman'ın aynısı. Evet, Wolverine mi diyorsun? Hugh Jackman'ın yan çarı olarak geliyor bana. Yani geniş bir eleman bu arada. Geniş bir eleman. Wow. Yani. Kardeşim, oğlum Can Yaman'da öyle vücut geniş mu var? Ben de çok görüyorum bu aralar videolarını. Bu arada hiç bilmiyordum büyük ihtimal dizi izlemediğim için. Çünkü TV, dizi vesaire oyuncusu galiba. Öyle mi diyorsun? Şey düşündüm. Ya sence gerçek olabilir mi şey bu? Şey diyorlar kanka. Protein tozunu alıyorsun. Günde 3 kere vücuduna sıkıyorsun. Teyemmüm yapıyorsun 3 kere. Şişiriyor diyorlar. Ben öyle duydum. Geçiyoruz videoya. İspanya'da katıldığı TV programında bir kadın hayranının bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın sorusuna Can Yaman
şoke eden bir cevap geldi. Arka odaya geçeyim, kanıtlayayım. Ne kadar... naif bir söylem. Yani çok da küfür etmek istemiyorum şimdi. Adam dava mava açacak. Evet, ben bize. De onu düşündüm. Dava falan yiyeceğiz bu videoda. Siktir. Ha siktir. Ne oldu, niye aydınlandın sen? Bu kulaklığın öyle bir özelliği mi var? Sen bilmiyor musun? Ha siktir. Onun o girişine takıyorsun. Şey yapıyor, çoğaltıyor. Bu kulaklıkta 3.5 girişi var. Ondaki kulaklığı ona takmış 3.5'e. İkisi de aynı sesi duyuyor. Günaydın. Oğlum ben babamla falan yayın yaparken niye o zaman taktı? Bak, hepiniz biliyor gibi davranıyor. Benim chatimin de özelliği her şey bilmesi, tamam mı? Bak benim chatim şu adam. Bakın. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Amigo. Kafayı var ya, kıracağım ya. Bilmediğim şey yok arkadaş ya. Köyünün bilet askere bedava. Ulan o zaman babamla falan yayın yaparken ya da yanımda ortak biri olduğunda yayın yaparken neden ben çoğaltıcı yok diye kulaklık takmayıp biz kulaklıkları bıraktık ve videoyu izlemedik? Tam zaman sordun mu sen? Doğru, sormadım. Siz de ondan dolayı önermediniz değil mi? Tam sordun mu bir soru? Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ağız zengiriyim. Doğru, doğru. Söylemek istemedim dedi. Bu da bir tercih. Doğru. Enes bir donate'leri toplasana. Lan bu da yanlış oldu. Şey gibi oldu. 3 saattir yayıyoruz. Bir elden ele donate'leri toplasana. Öyle değil. Kaçırdığım donate'ler arkadaşlar, kaçırdığım donate'ler 60 olup kaçırılmış donate'ler var ya. Çünkü bilgisayarı resetledim. O ara gitti galiba birkaç tane. Onları bir NS'e yeniden atın. Kaçırdıklarımı NS bir gruba atsın. Oradan okuyayım. Yo, kapatmıyorum yayını oğlum. Öyle yani, topla derken şeyler kaçmasın diye dedim. Donate'ler kaçmasın diye dedim. Winx Club'dan oyuna kadar elden ele verelim. Devam. Ama dava açarsa şey muhabbetine düşecek gibi hissediyorum. Hani ben bu yaptıklarımdan pişmanım. Çok rezil hareketler olduğunu kabul ediyorum. Ama eğer ki... Bence dava açmayacak çünkü zaten reis PR seviyor bence. Ne? Bence bizi dövecek. Bence bizi döver bu arada. Ya teke tek de döver, imkanı yok. Şey yapamaz, ben ikinizin de şahsi korumasıyım. Öyle mi? Yetkin varsa tamam. Teke tek de imkanı yok. Ben vitaminsiz olduğum için kendimi bekliyorum. Oğlum bak ikimiz... İkimizin o doğal gücü. Ama bu iş böyle olmaz ki. Yani yurt dışına ürün gönderiyoruz, marka ismi yok. Bunlar örnek, önemli değil. Ben kaçıyorum. Bunları yetiştirmem lazım. Hadi görüşürüz. Bakalım. Çok başka oldu. Büyük övgü bekliyorum. Ya bu geçen yediğimizden daha lezzetli. Benim de böyle kaslarım var yazık, Gutor. Şuradaki parça tümü değil mi Gutor'da? Ben bazen onu düşünüyorum bak. Gerçekten şimdi Dwayne Johnson diye bir gerçek var ya. Bak. Dwayne Johnson diye bir gerçek var değil mi? Sanki şey gibi geliyor. Yani şu göğüs mesela benim tüm kas sistemimin bir parçası, anladın mı? Hepsinin birleşimi. Dwayne Johnson'daki şu göğüs mü acaba? Hani gerçekten bazen düşünüyorum yani. Üzülmüyorum değil. Olmak ister miydim? Çok çok emek, süreklilik lazım. Yapamam. Düşündüm, yapamam.
Kıyafet sorunu olur bir de. Net giysi sorunu olur. Yani mesela şurası hani tüm böyle yaparsın Kemal ya mı? Oğlum kaç yıllık burada şeyi vardır düşünsene bir ya. Kaç yıllık ya. Eşofman giyemezsin oğlum artık bak böyle. Yani eşofman yine giy doğru şey giyersin böyle. Ne deniyordu bunlara? Gel. Gel şimdi. Hani 2 kilo bu mesela ne veriyor enerji olarak? 1501 kilo 100 gram için doymuş ya içindeki de peynir şeyi. Yani proteinli spor gıdası. Dur şimdi çok sallamayalım da patlar matlar şimdi. Ne zamandır orada duruyor. Fabrikasının üretimi durdu onun be. Evet. O birleşimimiz. Ruhun beken gibiydik biz bu boktan oyun için. Kaya adamlar gibi. Sen beni atma canım. Oğlum kaya adamlarız gel gel. Ayaklarını sok. Silent of King açmadım hayır, kanka. Bak gel. Ha okey. Diğer ayağını da aynı şekilde sok. Evet sok. Amına böyle değil. Nasıl yaptım ben bunu Furkan'la? Bilmiyorum. Bak. Anlamışsınız aga antrenmansızlık. Şimdi ben buranı basarım bu arada. Hayır o değil. O evet. Bir can yan! Bunu da can yan! Bunu yapabilir misin? Arka oda da bunları yapabilir misin? Bak! İnanılmazsın. Bak! Ne? Bak sıçıyorum böyle sıçarım sabaha kadar can yan. Ha evet. Şimdi ikiniz de geri doğru sarkı ne yapıyor oğlum ya? Yok vallahi. Bro, kaya adamların yaptığı şey mantığa sığıyor olsaydı onlara kaya adamlar demezdi. Aynen öyle. Böyle gelirim. Evet bak böyle. Haa içten değil dıştan. Evet. Oo. Can Yaman. Oğlum doğaya bak. Can Yaman you can't do this. You can't do this. Anladın mı? You can damına koyayım. Diz şey olarak ilerliyormuş düşünsenize. Can Yaman da bu hareketi yapıyormuş. Bunlar bir tane daha ekliyormuş. O da başka bir şey ekliyormuş. Ulan çok enteresan olmaz mı? Karşılıklı böyle 10 saniyelik story atsalar yaptıkları hareketlere kadar böyle bir diz. Oha iyiymiş ha. Can Yaman bak bak şu çocuğa bak. Bir iki tane squat yap. Korksun gözü korksun teke tek gelemez. Teke tek gelemez bu haldeyken bize. Kaç kilosu kardeşim bir tane daha yapayım. Bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Aa çıktı. Bir anda çıktı. Aldı. Aldı bir. Saydır say Yusuf. Yusuf. Bir. 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 Seni SmackDown'a davet ediyorum. You can't see me. Bir şey söyleyeceğim. You can't see me. My time is now, now, now. Ben az önce söylediğim şeylerden utanıyorum. Benim bu kadar fiziksel yeteneğim olduğunu ben farkında değilim. Kardeşim. Las Mistero. Soy numero Las Mistero. Oğlum bende de var ha. Yani sizde... Arkadaşlar beni de bir şey sanmıyorsunuz ama yani bazı diller mevcut bizde de anlatabiliyor muyum? Bir şey oldu. Of ya tam rolden çıkıyor mu biraz? Soy numero Las Mistero. Umrumuzda olmayan videoyu izleyelim. Las McQueno. Burada diyor ki sen İspanyolca bilmezsin. Şimdi ben anlatıyorum. Ben anlatıyorum tercümanı o sana anlatsın. Diyor ki bu dünyadan olduğunuzu bize kanıtlayabilirsiniz tamam, diyor. O ne Pablo Sia falan filan. Oradan anladın sen. Benim 7 sezon narkozum var amına koyayım. Bende de La Casa de Papel var. La Casa de Papel. Ya buradan gittiğimiz zaman Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz. Ancak yani bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayabilir misin? Kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin? Ya bir kere bu ne kadar saçma bir soru. Evet. Ya bu kim? Bu herif kim? Ben anlamıyorum. İnsanların gözünde kim? Bu herif kim ya? Kim Allah aşkına adı ne dizisini? Bu kadar yüksek kim olabilirsin ki? Ya ben hayatımda kimseye bu kadar yükselmedim. Arka odaya geçelim. Bunu önce söyleyeyim. Burada gülmesi ve kimsenin tepki almaması ve... Lan nasıl adam... İspanya'da oğlum ya tercüman... Muti de var ya Muti yani. Tercüman mal oluyor kanka. İptal oluyor. Kanka bana. Arka odaya geçelim ne ya? Arka odaya geçelim. Samimi yani... Bilmiyorum.
öyle bir yerde bunu demezsin, anladın mı? Yani durursun, beklersin ve dersin ki aa çok teşekkür ederim. Adabı budur. Aynen. Çok teşekkür ederim. Beni bay bay bay, gülüşe bak. Buna cesaret. Buna cesaret. Buna cesaret. Bence ne biliyor musun? Overload testosterondan kafayı yedi bence. Bence bu herif böyle çok sıkı dokunduğunda boşalacak gibiydi. Efendim böyle ya bak, dokun boynuma. Can Yaman is one video. Hiç beklemiyordum. Ben böyle patlarsın falan. İnanamıyorum oğlum. İnanamıyorum. Böyle bir cevap, şaşırtıcı bir özgüven. Hadi anladık. Yakışıklısın reis. Ama yani böyle bir şey demenin mantığı ne? Yok, yok. Gel arka odaya geçelim. Sikem seni. Ne kadar professional bir cevap. Çevireyim mi? Adam şok geçirdi oğlum. O da hayır diyor. Hayır, zahmet olmazsa. Ana linç bu değil mi bu arada? Ben Twitter'da gördüm, birkaç şey var. Başlangıç bu değil mi? Linç başlangıcı. Başka bir muhabbet var mıydı? Direkt bununla mı başladı? Çünkü ben yani böyle mesela 2 aydır duyuyorum. Ben Okan abiden böyle duyuyordum. Takılıyordu Okan Bayülgen. İlk orada görmüştüm. He, bu ve açıklamaları. Öncesi vardı. Havalimanı değil miydi? Bu havalimanından önce mi sonra mı? Havalimanını hatırlıyorum. Diziler İspanya'da sattı. Evet, o muhabbeti hatırlıyorum. Okan abi diyor evde. Ne diyeyim oğlum Okan abi? Okan Bey. Okan Bayülgen. Ha, bu sonra. Oo, combo olmuş. O olay oluyor, sonra bu oluyor. Bir de o sırada şeyle muhabbet oluyor değil mi? Kıvanç Tatlıtuğ'la. Sen de hiç bok bilmiyorsun. Ya gördüğüm kadarıyla işte be. Twitter'a ben giriyorum, günaydın mesajı atıyorum. Twitter'da enteresan bir kitlem oluştu. Hiç Twitch bilmeyen, YouTube bilmeyen ama günaydın yazanları olmadığı için takip eden, beğenen ve cevap veren yalnız insanlarla birlikte günaydın yazışıyoruz. Linç yemek için uğraşıyor gibi demiş mesela. Siz uyuyun, gün başladı da bitiyor. Devam. Ya gösteri kelimesi. Şey, nasıl gösteri? Nasıl bir gösteri? Ya ketipo da espektakulo ki, espere usta. Şey yanınız, bir kötü yanınız mesela. Hani sevmediğiniz bir yanınızı anlatın. Ha, kadının sorduğu şey hani bir kusurunuzu söyleyin ki sizin insan olduğunuzu biz de ayıkak. O da işte o yüzden arka odaya geçelim diyor. Kusuru ne? Kusuru işte arka odada gösterilebilecek küçük bir kusur. Ya Oğuzhan Uğur şakası yaptı, evet, ya. Yaptı, Allah yaptı, kahretsin yaptı. Ya. Konsept iptal ama. Konsept iptal. Oğuzhan Uğur şakası diye anılan şey, orada şaka yapılan kişi de benim ya. Neden böyle? Ondan mı bahsediyor? Çünkü ben böyle anılmak istemiyorum. Ondan bahsediliyorsa ben böyle anılmak istemiyorum. O muhabbet değil değil mi o? He yok tamam, tweet. He ayrı bir tweet attı. Lan ben de diyorum o hani Oğuzhan Uğur gibi şaka yapıyor anlamında. He ayrı böyle bir tweet atmıştı. Tamam ben de Hog'daki şu muhabbet... Şeyi vuracak kafayı. Aha. Tamam bir daha çek. Çek. En sona kadar ittim. Bir daha çek. Kafaya vuracağım. Yani şimdi. Yalancılar abi dürbün zannettim, bakıyorum ben. Sen ne alaka hemen? Şununla karıştırdım kanka. Manyak çocuk. Eyvah şimdi. Adamla tanışıyoruz ilk kez. Zaten tartışmalı tanışmışız. Adama demişim Apple'dan sponsorluk mu aldın? O da ciddiye almış, laf etmiş. İlk görüşüyoruz, adam şeyime sıkıyor, ben de manyak çocuk ne yaptın diyorum. Bu nasıl bir olay? Bir puan verin bana kesin. Çok acıdı biliyor musun? Aynen öyle. Çok acıdı. Ne gülüyorsun lan arkadaşım? Tamam dur. Bak babanın önünde bir delik. Hayır. Abi kafaya. Abi geleceğini tüketeyim mi? Torunlar ölüyor bu puan verin. Vuramadım ben yalnız. Hedef küçük olunca bana bir şey yapıyorum. Bu... Hani bu tarzda şaka yapıyor anlamında. Bir adet 30 bin dolar aldım. Bir tık aldım. Bu kadar bir şey mi var?
Üstünden de şeyin lafını sokuyor. 30 bin dolar benim söylediğim olayı. Yapma. Kanalı kapattınız. Yapma. Yapma. Şakaydı de. Kameralarda makbulans yok. Yapma. Yapma. Reji buraya bir büyüteç alabilir miyiz? Şaka yapıyorum. Sonra komboluyor zaten. Bundan çok çektim. Bundan bir tık bir çektim ya. Zayıf Kemal. Harbiden ya. Zayıfız burada da. Combo üstüne combo. Orada bir durduramadık. Bazen öyle bir oluyor. Aynen. Şu an bir kışık olmadım değil. Şey değil mi ya? Koruma içgüdüsü. Böyle şaka yapamazsın. İnşallah ömrünün sonuna kadar. Bir dakika da gelecek lan. Çok merak ediyorum. İnşallah ömrünün sonuna kadar. Evet. Katsız pinç izleme şeyinde kalırsın. Zorunda mı? Katsız izlersin böyle. Hepsini hani. O kadar. Bir pinç zaten 5 saat falan filan çekiyorlardı. Hayatın boyunca. Hani seni böyle bir makineye bağlarlar böyle kafanda. Ya. Full pinç izlersin. 10 numaraymış bu arada. Ne? Sevmediğiniz bir yanınızı anlatın. Sevmediğiniz. Yakınıma gelip dokunmak ister misin? Ne alaka? Ya bir şey söyleyeceğim, harbiden ne alaka ya? Yakınıma gelip dokun. Hala iş atıyor. Bence ya. Bence yapmadı biliyor musun? Karıyı beğendi. Evet. Diyor ki İspanyol, ben bunu akşam götürürüm. Hala bir şey diyor. Gelsin dokunsun, gelsin beklemeli şey yapsın. Beklemeli bence. Aga! Ne bu libido ya? Overload. Ne bu libido? Dokununca böyle her yerinden beni atacak bu adam, öyle geliyor. Beni hiç tercih, kelime tercihini hiç beklemiyordum. Böyle bu adam spor ipi terlerken... Yeter artık! Overload erkeklik. Tamam, daha geçmeyeceğim. Abi, tatlı dur ya, biraz dinleyelim. Abi dövme bizi be. Abi var ya, dövme bizi be. Biz de ekmeğimizdeyiz be abi. Biz de ekmeğimizdeyiz ya. Abarttık mı diye düşünüp ondan sonraki anlık ruh değişimleri yalnız. Hani şurada gülüp eğlenirken arkadaş arası dalga muhabbetini geçirirken ulan kamera karşısındayız, bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Bu adam spor ipi terlerken. Bak tam burada düşünüldü. Burada düşünüldü bak. Yeter artık. Overload erkeklik. Tamam daha geçmeyeceğim. Abi tatlı dur ya, biraz dinleyelim. Abi dövme bizi be. Abi var ya, dövme bizi be. Biz de ekmeğimizdeyiz be abi. Ekmeğimizdeyiz ya. Aynı şekilde başkalarına da laf atıyoruz abi. Kendimizi patlattık balon diye abi. Bak abi. Yapma abi. Kire tokarmayı ya. Proşim arkayı tokarmayı. Hiç kızamazsın ki bu saatten sonra ya. Gerçekten. Bu saatten sonra kızamazsın da yani. İstemiyorsa yapacak bir şeyim yok. Ona bir fırsat ver. Bir şey söyleyeyim, kadın kim? Ona bir fırsat verdim. Kimsin sen? Kimsin ya? Yine yüklendi. Kimsin ya? Manyak oğlum, kimsin manyak. Kimsin ya sen? Jose Mourinho musun? Ya geniş genç topçu fırsat verir. Aa, ben bunu anlamamıştım. Jose Mourinho ne alaka diye bir şey. Şakanın yerden geldiğini bile anlamazsın sen. Çok toksikim. Mehmet ve ben gelmiş geçmiş en yakışan çiftiz. Evet. Böyle, ya bu adam böyle, bu kadar egoist olmaya gerek yok. Hiçbir açıklamada. Bunlar bana çok yok. Basit konuşulmak için evet. Yapılmış şeyler gibi geliyor. Sen... Full PR, marketing, hani böyle açıklamalar yap falan filan dedikleri bir olay gibi geliyor. Can Yaman'ın açıklaması. Mı? Can Bey, öncelikle İtalyan. Şimdi İtalyan hayranınızdan girmek istiyoruz. Dünya çapında. Aga ne alaka ya? İnternasyonel belirlenmedi. Ne alaka durup dururken yanında bir insan İtalyan. Muti Rizeli amına koyayım. Ben çabuk. Boşta kamera koyayım. Muti Rizeli böyle. İtalyan. Bize de İtalyan manitalar yazıyor. Bana İtalyanca konuş. Ya te amo me amo bilmiyorum ki İtalyanca. Makara kukara. İtalyan işte amına koyayım. Makara kukara. Bir daha izlemek istiyorum. Bir daha izlemek istiyorum. Can Bey, öncelikle şimdi... Bir de çok sallanıyor mesela. Ya İtalyan ne? İtalyan ne ya? Sen internasyonel İtalyan ne ya? Oraya için. Sudanlı gelse, Sudan mı diyecek a**ına koyayım? Berçan, sen internasyonel bir adam olsaydın... Olur. Ya ben internasyonel bir insanım zaten. Sansasyonel bir açıklama. Magazine düşer bu, Berçan Güven. Zaten en çok benle kimi yakıştırıyorlardı? Efe ile bizim libidomuz çok yüksek beraber oynadığımız rollerde bu yamuk gibi.
Anladın mı? Yurt dışına her çıktığında otel önleri de, gittiğin yerlerde de insanlar izdiham yaratıyor. Evet. Mesela ne? Ben buna inanmıyorum. Kanka burada ben buna inanmıyorum. Ki. Ben şu an İtalya'ya gitsem ve kendi meeting spotumu belli ettiğim bir şey yapsam minimum 38 kişi gelir. Maksimum in mi? Minimum. Maksimum da 40. 38-40. Gülür lan. Düşünüyorum da gülür oğlum lan. Gelmez mi lan? Doğru mu? Bilmem, bence daha çok gelir lan. Berkcan'a konuşuyoruz oğlum. Yani şey gibi düşünürsen düşün mesela. Berkcan'ı seven oradaki. Ama şimdi nereye değil mi? O da var. Belli bir şehre. Ben gitsem harbiden Müslüm gelecek. Geldi ya Almanya'ya Müslüm. Müslüm'e yapsaymışım ya artık. Oğlum dur ben yapmaya. Çünkü ben kesin dayak yerim. Yani düşündüm bir. Hani bizimkiler de satar, anladın mı? Erik Dalı tamamen direkt satar zaten, dur. Direkt anında. Sen gel Ankara'ya bak neler oluyor. Bizde de öyle. Bizde de öyle tabii. Anadolu şehirlerinde gezdiğimizde. Dwayne Johnson İstanbul'a gelse karşılamaya gider misin Kemal? Ben Dwayne Johnson'ı çok seviyorum ya. Dwayne Johnson İstanbul'a gelse karşılamaya gitsem göremezsin ki. Adamı alır götürürler direkt oğlum. Böyle çok sevdiğiniz var mı lan öyle? Mesela düşündüm şu an harbiden. Mesela Türkiye'ye gelse net olarak giderim. Ya da şehrime gelse. Türkiye'de yabancı ünlü. Net işte bilmem 30 kilometre, 100 kilometre giderim. Falan diye sen varsın dedi. Lan oğlum yerim. Yapmayın öyle bak. Ama ben öyle utanırım bak. Bakamam şimdi ekrana ya. Yapmayın ben öyle oğlum öyle. Ben libidom şey falan adam değilim yani. Ben bir de utanıyorum. Ben de o yağlı ya benim vücut ondan herhalde. Ben de olmuyor öyle. Götü kalktı yeter chat. Cristiano Ronaldo dedi mesela. Robert Downey. Oo. Mesela kaç kilometre giderdiniz o kişi için ve kim olurdu o? Öyle yazsanız mesela 500 kilometre Eminem hani. Öyle yazın mesela. Eminem diyen oldu. Nurullah Selim diyen var. Rocket Raccoon. Aga o vefat etti be. Agam be. Senin için 100 bin kilometre. Ne yapacaksın? Dünyayı tur atıp geri mi geleceksin? Ben en fazla nereye gideceğim oğlum? Buradan Mersin'e, İzmir'e, Efendimiz'e, Eskişehir'e. Beyoncé diyen var. Al Pacino 10 bin. Eminem'e 500 gidilir. Mia Khalifa 1000. Jason Statham 10 kilometre. 10 kilometre ne? Buradan şeye mi gideceksin? Şehir merkezine. Nasıl yani? Yakınındaki bir AVM'ye gelirse mi anca gideceksin? Adamdaki lükse bak la. Lewandowski için Bayburt'a giderim demiş. Niye özellikle Bayburt'u şey söyledin? Eric Clapton gelse götüm açık karşılarım bu arada. Bak Gustav. Bak büyük laf ediyorsun. Eric Clapton gelir. Tamam mı? O göt de açılır bir gün. Bak sen çekersin kardeşim. Bir müzik projesi bir şeylere başladık. Akıllı arkadaş çevremize bir sen kaldın. Kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Onun için Fizan'a giderim Kemal. Aga be. Oğlum enteresan cevaplar var lan. Elsa gelse istediği yere giderim. Ney bizim Elsa? James Harden 150 kilometre net. Ben James Harden'ı da seviyorum ya. Scarlett Johansson 500 kilometre. Yok kartop Elsa.
Kanka yani Kemal Bozsay tekrardan ne zaman olur? O geldi değil mi aklına? Kilometre konuşulunca ulan kilometre bunlar bir ara Bozsay yapıyordu uzun kilometreler yapıp. Kanka çok istiyoruz, çok istiyoruz bu arada. Bir işte şöyle herkesin bir iş güç boşalsın bir eli. Eli. Yeniden başlamak istiyoruz yani şahsen. Kapadokya sonrası dinlenmedeyiz abi şu an. Karadeniz'i harbi istiyorum ya. Catherine Winnick ömür boyu demiş. Şükrü'ye askerde kışkırtma çekin. Şükrü de askere gidecek be. Biz birileri için 2500 kilometre gittik ama değmezmiş. Telefonun başında çaresiz bekliyor, bekliyorum ama çalmayacak biliyor. Telefonun başında çaresiz bekliyor, bekliyorum ama çalmayacak biliyor. Yüreğim yer açın arkadaşlar. Ne zamandır yer açmıyoruz? Bekleme. Yer açın. Aramaz gururu. Birer yana kayın abi, birer yana kayın. Çok sevsen bana doğru yaklaşın. Her şeye sahip. Bir sarılın. Olabilirsin. Bir sarılın bakayım. Aşkımız servettir bilmelisin. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Bir kardeşim içindekileri atsın istedim. Müzik çok güzel tamir eder bazen arkadaşlar. Ondan dolayı bazen böyle tamir eder, anladın mı? Bir içindekileri bir böyle salsın istedim ya. Sana her gelişim 40 kilometre bu arada. Harbiden lan. Doğru ha. No 1 fazla gelir. Yo, No 1 fazla gelir. No 1 böyle aşama aşama bak. Bunun da aşamaları var arkadaşlar. Senin bokuna efkarlandım AQ. Oğlum biz zaten bu yayınlar yüzünden yemin ediyorum delirdik ha. O kadar böyle mesela şu an bir oğlum, şey düşünsene. 3,5 saatte kaç tane ruh değişimi yaşamışızdır bir düşünsenize böyle. Hani öyle bir sıkıntısı bu bak. Yayınların bir sıkıntısı da bu. Bu aklınızda kalsın. Bir gün böyle bir tartışırsak yine yayıncılık vesaire şey diye. Bu duygu değişim durumları bir tartışılsın. Devam. Hadi oyun geçelim Kemal. Tamam oğlum, çok az kaldı şurada ya. Kanka yapacağım. 10 numara dostlarımla makara. Aynen, dostlarımla makara yaparım. Kanka burada bak bir şey söyleyeceğim. Burası arkada görüyorum. Belli başlı bankalar var. Yani burası bir İstanbul sokağı. Burada niye o izdiham yaşanmıyor? Biz Can Yaman'dan Hakan Altun'a nasıl geçtik? İşte az önce bahsettiğim şey bu. Bilmiyorum. Ne bileyim amına koyayım. Oyuncu Can Yaman. Güzel cevap verdi bak. Oyuncuların libidosu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrıldığı yorumunda bulundu. Hate be kardeşim. Bunu sinema sektörü sinema artık sektörü daha değişti. Böyle. Kartlar yeniden dağıtılıyor akademide. Tabii bu uyumda sevgili olma... Ter! Sonuna da geldik Can abi bizim... Lütfen dava etme abi. Lütfen dövme abi. Çünkü benim babam Atatürk'ü oynadı Veda filminde Zülfü Livaneli'nin. Ona göre biz de böyle tatlı insanlarız. Ona göre biz de tatlı insanlarız. Tanışsak beraber bu namık çekmek çok isteriz. Seninle birlikte. Arka odada.
kusurlarına dair. Hayır, arka odada dediğim Kadıköy'deki arka odada. Evet. Şakayı hala devam ettirdiğine göre bu video sonuna geldi artık. Peki ne yapacak insanlar? Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı. Yani çok hoşunuza gittiyse de haha ne kadar komik video bu falan filan deyip altına yorum yapmayı unutmayın. Berkan Yaman yazın altına. Bu arada geçen videoda Mustafa'yı çok üzdüğümüze dair bir söylentiler var. Cırt. Cırt. Senlik arkadaşız. 10 kere gömdüm bunlara, bir kere beni gömdüler. Ya bana videoda Çengelköy'ün zırt zırt falan filan. Yani. Altın günü gibi bana denk geldi. Yani. Evet arkadaşlar, Muti de, Muti balonu da burada şişmeye devam ediyor. Muti olmuş oğlum lan. O balon şiş. La. Şişsin lan. Patlayacak mı bu balon? Patlamayacak. Patladı lan. Çok zorladık ama. Yoksa patlamazdı lan. Lan patlamazdı lan. Kanala abone olun arkadaşlar. Kendinize... Oğlum Muti gitmiş lan. Videoya gitmiş oğlum lan. Buyurun.